Neden Böyle YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Çocuklara, ailelere, ebeveynlere ve dolayısıyla topluma faydalı programlar yapmaya devam ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ve bugün yanımızda uzman eğitimci Hatice Tez var. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk, Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Çok mutluyum. İki eğitimci olarak bugün eğitimle ilgili çok önemli konuları konuşacağız. O yüzden çok mutluyum. Evet, ben de çok mutluyum sizi burada ağırladığım için. Bugün ödev konusunu konuşacağız. Böyle bir pür dikkat sizi dinlemek istiyorum gerçekten. Eminim birçok kişinin de çok muzdarip olduğu, zorlandığı bir konu diye düşünüyorum. Ödev nedir, neden verilir diye başlayalım isterseniz. Şimdi ödev, öğrencinin öğrendiği bilgiyi tam olarak öğrenmesi için asla demeyeyim de unutmaması için, ihtiyaç duyduğunda geri çağırması için öğrencinin gerekli tekrar sayısına ulaşması lazım. Ödev bu yüzden önemli, bu yüzden verilir. Verilmelidir yani. De evet. Çünkü gerekli tekrar sayısına ulaşılmadığında, yeni bir bilgi öğrenildiğinde o konuyla ilgili beyinde bir kere sinaptik bağlantılar oluşmuyor. O bağlantının oluşması ve o yolakların çok güçlü olması için sık bir şekilde ilk öğrendiğinde bilgiyi tekrar etmesi gerekiyor. Ama biraz zaman geçtiğinde, öğrenme biraz oturmaya başladığında o sık tekrarı daha aralıklı tekrara dönüştürülebilir pek tabii ki ama... Ödev öğrencinin öğrendiği bilgiyi tekrar söylüyorum çok rahat bir şekilde hatırlayabilmesi, kullanabilmesi, tam öğrenebilmesi için gerekli bir şey. Gerekli. Peki neden çocuklar ödev yapmak istemez? Bir de burada bir şey sormak istiyorum. Orta öğretime geçişte mi bu daha şey oluyor bu hani çok mesela ilkokul döneminde zannetmiyorum ki çok fazla aile hadi bu durumdan rahatsız olsun. Sanki böyle bir ergenlikle oraya geçiş orta öğretimde biraz daha mı zorlanıyor ödev yapmak, tabii. Yaptırmak? Evet. Şimdi şöyle ödev aslında eğer oturup doğru konuşalım ödev sıkıcı bir şey. Yani okulda 7-8 saat geçirdikten sonra hala devamında bir şeyler yapıyor olmak, hele oturup bir şeyler yapmak zorunda kalmak sıkıcı bir şey. İstekle yapmak. Aynen öyle. Ama ödev istekten ziyade hiçbir çocuk kolay kolay ya yaşasın bugün de ödevim var şimdi başına oturacağım. Eller havaya şeklinde oturmaz. Hiçbir zaman bir çocuk bunu yapmaz. Çocuk niye bunu yapar? Sorumluluk gereği bunu yapar. Zaten ödevin asıl misyonlarından bir tanesi de çocuğa sorumluluk kazandırmaktır. Yani burada istediğimi yapmak değil, sorumluluğum gereği şu anda bunu yapmak durumundayım ve en özenli şekilde yapmak durumundayım. Kasının gelişmesi için ödevin böyle bir misyonu var. O yüzden bir kere baştan bunu kabul etmek lazım. Çocuk eğlenerek oturmayacak elbette ki onun başına. Ki eğlenmesi de gerekmiyor zaten. Evet. İlkokulda şöyle öğretmenle kurulan bağ daha duygusaldır. Öğretmeni üzmemek, öğretmen için yapmak, öğretmeni sevdiği için daha onayını kazanmak için ödev yapmak daha baskın olur ama ortaokula geçtiğinde çocuk daha bireysel hareket eder. Daha arkadaşlarının onayı daha kıymetlidir. Hatta bazı çocuklar yapmadığında dikkat çekmek bile onlar için bir dikkat çekme aracıdır sonuç itibariyle. Ortaokulda biraz ergenlik devreye girdiğinde farklı kriterler söz konusu oluyor. Ama ödev bazı çocuklar için gerçekten niye yapmak istemez? Ödevde çoğu zaman kusur oluyor aslında. Şöyle de bakmak lazım. Mesela birinci sınıftaki çocuğun ödevi maksimum 15-20 dakikada bitmeli. Bir üst sınıfa geçtiğinde her üst sınıfta bir 5 dakika koymak lazım. İkinci sınıfta 20-25 dakikada en fazla bitmeli. Üçte işte 25-30 dakikada, dörtte 35-40. 5 ve 6'da maksimum 1 saatlik ödev olmalı. Yani saatlerce çocuk ödev yaptığında haklı olarak sıkılır. Evet. Burada ödev bir de niye yapmaz çocuk? Çok kolaysa ödev, çocuk gene yapmaz ödevi. Ona çok kolay geliyorsa özensiz yapar, baştan sağma yapar, evet sıkılarak yapar, yine yapmaz. Ödev çok zorsa gene yapmaz. Çünkü çok zorlanacak. İkide bir destek isteyecek. Aileyi yanına isteyecek. Tek başına yapamamak da o ödeve karşı motivasyonunu kıracak. Gene yapmaz. Bunun dışında ödev konularını öğrenmemişse, hakim değilse yine yapmayacaktır. Yeni nesil soru diye bir şey var maalesef, maalesef. Bunun dışında çocukta öğrenme güçlüğü var mı? Oraya da çok dikkat edin. Çok önemli bir konu bu konu. Hiç azımsanacak bir sayı çok değil. İlkokul döneminde özellikle değil mi? Evet. Çocuk okumakta yazmakta zorlanıyorsa, çocuk hatırlamakta zorlanıyorsa, öğrenme güçlüğünden kaynaklanan bir zorluksa bu. Ya da dikkat dağınıklığı, hiperaktivitesi varsa çocuk tek başına oturup ödev yapmak istemeyecek. Evet.
Pardon. Bu noktada tabii ailelere de çok görev düşüyor. Tamam, soracaktım hani hocam. Sen dördüncü sınıftasın, sen üçüncü sınıftasın. İşte bak Ali de seninle aynı yaşta ama o ödevini tek başına yapıyor. Sen niye yapmıyorsun gibi karşılaştırmalar yapmak çocuğu ödeve karşı daha da fazla soğutur. Yapmayalım kıyaslamayı. Evet, yapmayalım. Yani sadece ödev konusunu değil. Gerçekten şu kıyaslamak çocuğa çok zarar vermiyor. En büyük zarar. Yani. Hepimize vermez mi? Tabii ki. Tabii ki. Dolayısıyla bunlara da ailenin önem vermesi gerekiyor. Hı-hı. Ya da şunları da çok görüyoruz. Şimdi birazdan onu detaylandıracağız elbet aile neler yapmalı konusunda. Ödev senin ödevin, hadi git içeride yap. Hı-hı. Ya değil, bazı çocuklar, her çocuğa böyle olmuyor. Evet. Yani her özellikle ilkokulda böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ödevi bu parametrelere bakıp bu parametreler çocuğa uygunsa, hala ödev yapmıyorsa çocuk, orada işte çocuğun daha geçmişine yönelik bir bakmak lazım. Ve oralarla ilgili düzenlemeyi da uzman yardımıyla halletmek lazım. Yapmak o başka lazım. Bir başlık, orası değil başka mi? Bir başlık pek tabii ki. Bu bir ortam sağlanmalı tabii ki ödev yapılırken. Tabii ki. Nasıl bir ortam olmalı? Belki onun konsantrasyonu açısından. Şimdi... Bir kere aileler şunu yapmamalı, aile açısından ev ayağını düşünürsek eğer. Odana hadi git ödevini yap ama içeride misafirler var. Bu çocuğa yapılmaması gereken bir şey. Çünkü dikkatini veremez ödevine, içeriye dikkatini veremez. Bir an önce yapıp hemen oraya gelmek ister misafirlerin yanına. Ya da sen git ödevini yap, biz bu yollardan geçtik, benim ödevim yok. Ben televizyon izleyeyim ya da işte elimde iPad'im, tabletim, telefonum, ona bakayım şeklinde bir uygulamada çocuğu ödev yapma ortamından soğutur. Aile ne yapabilir orada? Eline bir kitap alıp onu okuyabilir. Hatta çocuk eğer ihtiyaç duyuyorsa, ki bazı çocuklar ilişkiye, dirsek temasına çok meraklıdır. Çocuk anne babası ya da işte onlardan bir tanesi yanında olduğunda daha rahat ödev yapar. Dolayısıyla bu noktada tableti, telefonu, televizyonu elinden bırakıp dediğim gibi kitap okumak ya da işiyle ilgili bir yapması gereken bir şey varsa onu karalamak ya da onunla ilgili bir araştırma yapmak. Hiçbir şey yapamıyorsa dediğim gibi alıp kitabını, çocuğun yanında kitap okumak bile ödev konusunda çocuğu çok daha motive edecektir. Evet. Bir de çocuğu tanımak çok kıymetli. Çok hareketliyse çocuğumuz, ki ilkokul çocuğu özellikle hareketlidir zaten. Evet. 10-15 dakikadan sonra çocuğu masa başında tutmanın çok da... Özellikle erkek çocukları. Zaten onlarda hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı oranı da daha fazla oluyor. Ama bunlardan bağımsız olarak her ilkokul çocuğu böyle 10-15 dakikada kalemi düşüyorsa, işte şu hareketi yapıyorsa, böyle yukarı bakıp sonra yazıyorsa, bunlar hepsi ben sıkıldım mesajlarıdır aslında. Evet. Dolayısıyla orada bir 5 dakikalık, 3-5 dakikalık bir ara verip, ama o arada asla tablet, telefon ya da bir oyuncak ya da televizyon gibi şeylere elini almadan bir koridorda zıplayarak git gel, bir su iç gel, bir yüzünü yıka gel gibi hareket ihtiyacını giderecek bir yönergeyle anne baba çocuğun dikkatini toplayıp o hareket ihtiyacını giderip daha sonra masanın başına gelip ödevini yaptırmalı. Bu arada çocuğun ödev yaptığı mekanda çok fazla gözünün önünde çok fazla materyal olmaması lazım. Evet. Yani çocuğun dikkatini dağıtacak şeyler olmaması gerekiyor. Ya da dışarıdan çok gürültü patırtının gelmemesi gerekiyor. Yani ödeve çocuğun ortam olarak hazırlanması gerekiyor. Artı çocuğun bir aileyle yaptığı günlük plan olması gerekiyor. Evet, bu çok önemli. Evet, değil mi? Tabii ama buna ki. Ama bazı çocuklar çok mesela sadık kalabiliyor ona. Yapı olarak seviyorlar böyle programlı olmayı. Yine çocukluktan alıştırılması gereken bir şey belki. Çok, evet, oralardan gelen bir şey. Yani sonradan edinilecek çok da bir şey değil. Yani yine zoraki bir durum. Edinilir, edinilir ama çok böyle acı deneyimler yani edinilerek ancak kazanılabilir bunlar. Onlara da gerek yok. Zaten çok zorlanır ileriki yaşlarda. Dolayısıyla bir günlük plana olunca çocuğun ödev saati... Okuldan 4.30'da gelen bir çocuğum mesela ben. Geldim, meyvemi yedim, elimi yüzümü yıkadım ya da bir tost yedim. Saat 5-5 çeyrek ya da en fazla 1 saat içinde ödevin başına oturması lazım. Öbür türlü dikkati dağılır.
Bu aynen bizim işten geldikten sonra bir bakmamız gereken bir evrak varsa, işte duşumuzu aldık, yemeğimizi yedik, saat dur ben 8'den sonra bakayım dersek gevşeriz zaten. Çocuk da aynen böyle bir durum söz konusu oluyor. Dolayısıyla en geç bir saat içinde ödevin başına oturup o ödevi yapması gerekiyor. Günlük programda buna dikkat ederek, yani çocuğun dikkatini dağılmayacak şekilde bir 5.30'a koydum ödevi. 5.30'da yap, ben yapmayacağım dedi. İşte elimde tabletim var, bırakamıyorum ya da oyun oynuyorum legolarımla, bırakamıyorum, yapmayacağım dedi. Tabii ki uyaracağız çocuğu. Sonrasında zamana uymak bizim aile değerlerimiz için çok önemli. Biz prensipli ve programına uyan bir aileyiz. O yüzden buna uymuyorsan eğer, bak ödevsiz gitmek zorunda kalabilirsin. Çünkü 5.30-6.30 ödev saati, sonra yemek saati, sonra aile zamanı. Bir programımız böyle gidiyor. Aksayacak bu. Ona göre aksamaması için de ödevini yapman gereken saatte yapmalısın. Yapmadı diyelim ki uyarılara rağmen, saat işte 9'a doğru yatma zamanı. Böyle yapan çok çocuk var. Hayır, ben asla ödevsiz gitmem dedi ve yapmak istedi. Çok tanıdık. Buna aile işte izin vermemeli. Buna izin verdiğinde sen programa uymasan da bunu sonra telafi edersin, kası gelişir çocuğun. Ta ki 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar, iş hayatında da böyle olmak durumunda İşte kalır. İşte ödevin önemi tam da bu noktada aynen çok öyle. Belli oluyor. Aynen öyle. Yetişkinlikte onun hayatı aynen nasıl öyle. Ödevin misyonu zaten burada evet. Çok önemli. Yoksa elbette ki işte gerekli tekrarı ben etütte verdim. Gerekli tekrarı ben teneffüste de yapılabilir o ödev. Ya da işte sabah erken kalktım, kahvaltıdan önce kahvaltıyı yaparken ya da yaptım. Ama bu değil ödevin misyonu sadece. Orada özenli bir şekilde zaman ayırarak bir şeye zamanında o sorumluluğu her şeyden önce öne çekerek yapabilme becerisini elde edecek çocuk. Bu kası gelişen çocuk iş hayatına başladığında zamanında yatar, zamanında kalkar. Pek tabii ki ya da yemekle ilgili zararlı olacağını düşündüğü şeyleri arkaya iter, öne sağlıklı şeyleri çeker. Adı ödev ama birçok şeye evet. vesile olan, birçok iyi alışkanlığa vesile olan, beceriye evet. vesile olan bir durumdur ödevin durumu. Bu erken çocukluk dönemi inanılmaz çok, bir dönem. Çok, mesela çok. Anaokulunda işte çocuk ya bir günde gitmesin dediğimizde de mesela bir gün, o üç gün olabiliyor. Haftaya işte bir hafta boyunca olabiliyor. Ben mesela orada evet çocuktur tamam olabilir bazen okula gelmek istemeyebilir çok normal ama tam bu işte ödev gibi. Onun o bir program içinde olması için sorumluluklarını alabilmesi adına okula gidip gelmesi gerektiğini bilmesi açısından bence de o düzen önemli. Evet, yani bu burada programdan taviz vermemek çok kıymetli. Ödev o saatte yapılacak ve bu saatten sonra pişmanlık da duysan ertesi gün o pişmanlığını giderebilirsin. Bir de ödevi öğretmen mutlaka kontrol edecek. Bu çok önemli biliyor musunuz? Yani zaten siz de çok hakimsiniz konuya yani. Gerçekten öğretmenim zaten kontrol etmiyor ki. Bunu veli toplantılarında da çok duyuyordur eminim ebeveynler. Evet. Bu da çocuğu evet. çok hemen fırsatını tabii, bulup tabii, zaten tabii. kontrol etmiyor resmenim diyebilirim. Evet, özensiz yapıyor, yapmıyor. Bir de ödevle ilgili geri bildirim çok kıymetli. Evet. Yani ben bu kağıdı sana çok özenli bir şekilde vermiştim. Bak hiç karalaması yok, buruşuğu, kırışığı yok. O zaman bana aynı şekilde teslim etmeni bekliyorum. Ya da ben öğrencimi tanırım. Hangi soruda zorlanıp hangi soruda zorlanmayacağını evet. bilirim. Sen bu soruyu aslında yapabilirdin. Daha dikkatli okumanı istiyorum. Evet. Şeklindeki geri bildirimler çok kıymetli. Son olarak şey sormak istiyorum size hocam. Bu dijital ortamın artık hani bu konfor alanı, dijital ortam, bir sürü uyaran, o çocuk belki elini almasa bile orada mesaj yazan arkadaşlar, birçok şey onu ödevden alıkoyabiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Burada işte devreye irade eğitimi giriyor. Her şeyin temelinde olduğu gibi irade eğitimi burada çok önemli. Şimdi burada çocuk eğer her zaman istediği, keyif aldığı şeyi öne koymaya alışıksa ya da aile istediği anda istediğini önüne verdiyse aynen. bu oyuncak olabilir, bu yemek olabilir, bu kıyafet ağladığında olabilir. Ağladığında koşması olabilir. Evet aynen öyle, aynen öyle. Bütün bunlara eğer çocuk alışıksa keyif veren şeyi hep öne çekecektir. Şu bir gerçek ki evet mavi ekranların hepsi daha keyifli.
Burada çocuk eğer küçük yaştan itibaren yine önce sorumluluk, sonra keyif aldığımız şeyler kası geliştirilerek büyütülmüşse çocuk onlardan çok da fazla etkilenmez. Bir de şöyle bir durum var. Oradan ödevin öncesine asla böyle bir günlük programı var çocuğun. Ödev öncesinde o vereceği bir saatlik, en fazla okuldan geldikten sonra vereceği bir saatlik molanın içinde asla mavi ekran olmamalı. Olmamalı. Şimdi biliyoruz ki orada kalacak. Tabii ki bu bağımlılık merkezinde çok uyaran bir durumu var mavi ekranın. Dolayısıyla oradan bir de pandemi döneminde özellikle çocuklar, evet, şunu da kabul etmek lazım, oradan sosyalleşti. Çocuğun mahallesi, uzaktan eğitim, evet, çocuğun parkı, çocuğun işte gittiği eğlencesi tablet içinde oldu. Evet. Dolayısıyla o kadar alışık ki küçük çocuklar tabletle zaman geçirmeye, oradan arkadaşlarıyla sosyalleşmek, işte oyun üzerinden ilişki kurmak, bunlar kıymetsiz şeyler mi? Elbette ki kıymetli muhakkak şeyler, ama burayı bırakıp diğer tarafa, ödeve odaklanmak çok zor. Bir de teknoloji bir parmak ucuyla sürekli kaydırarak, sürekli görüntüyü değiştiriyorsunuz. Sıkıldım senden ki 3-5 saniyede hemen sıkılınıyor zaten. Bu videoya geç, ona geç, şu arkadaşımla konuş, bu hareket. Bu kası çok geliştiriyor, evet, evet, tablet ve telefon. Sürekli bu var ama ödevde bu yok. Bunu yapa yapa ben bir saat geçirdikten sonra ödevin başına oturup konsantre olamam. Evet. Dolayısıyla böyle bir yönü var. Programın sonrasına koysunlar. Ama şu da çok önemli. Ödevini yaparsan tabletle oynayabilirsin. Şart. Evet. Şart. Ödevini yaparsan televizyon izleyebilirsin. Bu şu mesajı veriyor çocuğa. Ya bu o kadar zul, o kadar kötü bir şey ki ancak ucuna bir havuç konulursa yapılabilecek bir şey. Bir öğrencim geçmiş zamanda bir şey, yani böyle artık hani dersi dinlemesi gerekiyor. Ve hani sınıfın düzenini bozabiliyordu, o duruma gelmişti. Şey dedi, oturursam ne vereceksin, ne yapacaksın ya, dedi. O kadar alışık, evde alışık çünkü, evet, buna. Evet, edinildi yani bu artık, evet, öğrendi, evet, çocuk bunu. Evet. Orada zaten ayna gibi, evet, yansıyor, evet, çocuk, evet, bu şekilde herhalde. Bunun tersi de olmamalı. Yani ödevini yapmazsan televizyon izleyemezsin. Hı-hı. Şimdi şu çok karışıyor günümüzde. Sonuç yaşatma. Çocuğu korumak adına bir de ne hikmetse çocuklar çok fazla travma yaşayabilecek potansiyele sahipmiş gibi görülüyor. Hı hı. Yani onu yaparsam travma yaşar, bunu yaparsam travma yaşar. Öyle bir durum söz konusu değil. Sonuç yaşatılacak. Evet, sorumluluğunu yerine mi getirmedi? Evet, bunun sonucuna katlanacak. Sevdiği bir şeyden mahrum pek tabii ki olacak. Hayat bu çünkü. Bu hayatı hazırlamak değil ki. Hepimiz bunu yaşıyoruz yetişkinliğimizde. O yüzden ufak ufak çocuk bunları görecek ki hayata hazırlanacak. Ödev yapmadın, yapmadım. O zaman dışarı çıkayım arkadaşlarımla. İşte zaman geçireyim. Olur mu öyle şey? Yani pek tabii ki bu da engellenecek. Ama söylemeye çalıştığım, programın akışında önce ödev, sonra televizyon varsa sen bu programa uymadın. O zaman ondan sonraki, evet, etkinliği de getirisi yapmayacaksın. Getirisi bu, götürüsü bu. Aynen öyle. Ödül ceza gibiden ziyade, evet, hani yaptığı eylemin ya da yapmadığı eylemin sonucuna katlanmak, evet, gibi bir durum zaten olması lazım. Zaten ceza bu da tartışılır. Onu daha bir programda konuşuruz dilerseniz. Tabii ki, tabii ki. Bu ödül ceza durumu da farklı şeylere yönelebiliyor değil mi hocam? Ödül ceza biraz... Yani böyle iletişim anlamında olumsuz yansımalar tabii, olabiliyor belki. Tabii, tabii. Yani bu kadar hani... Ay burada iyi davranış pek tabii ki ödüllendirilir. Evet. Yani aferin de bir ödüldür. Hı hı. Ya ne güzel yaptın, evet, bravo demek de bir ödüldür. Burada davranış herhalde övmek daha önemli. Tabii ki, tabii ki burada çocuğun gösterdiği azme şahitlik edilmeli. Hı hı. Çocuğun gösterdiği çabaya şahitlik edilmeli ve alkışlanmalı. Evet. Çocuğun ne bileyim okumaya vakit ayırdı ve hatta bugün bir yarım saat daha fazla okudu. Hı. Bu sen ne kadar güzel... yarım saat daha fazla kitap okudum, bunu görmek, buna teşvik şahitlik etmek, evet, güzel, aferin de bir, kesinlikle, ödüldür. Takdir etmek çok önemli. Evet, ama bunun da ucu biraz kaçmış durumda. Aman ödül ver, ödül verme, artık aileler korkuyor. Ödül vermeyi de korkuyor, evet, ceza, evet, vermeyi de korkuyor. Çok sınır. Hayır, yani kötü yaptığın bir şeyin sonucuna katlanırsın. Bu kadar da değil yani. O yüzden bu konudaki bilgi kirliliğini de temizlemek lazım bence. Faydalı programlar yapmak istememizdeki temel amaç bu aslında. İzleyenler zaten eminim birçok artık böyle bir şeylerin farkına varan, çocuğu için iyi olmasını, iyi olma halini önemseyen insanlar, ebeveynler, eğitimciler. Umarım diğer kesime de
Yani böyle artık belki bir şeyleri bilmeyerek çocuk büyütenlere ulaşsın sesimiz. İnşallah. Burada olmanız çok kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Olabildiğince böyle özet geçmeye çalıştık ödev konusunda evet, ama verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katılımınız beni çok mutlu etti gerçekten. Ben de çok mutlu oldum. Eminim izleyenlere çok faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Neden böyle YouTube kanalını desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.